1789 tarihinde Fransa'da bir ihtilal oldu. Tamamen kilisenin ve papazların aleyhine bir ayaklanma oldu. 1789'da Fransız İhtilali Kebiri, büyük ihtilal dediler adına ve kiliseye karşı herkes ayaklandı o zaman. Kiliseye karşı. Kilise zalimdi, papazlar katildi, gaddardı. Son derece vahşiydi. O ihtilalde herkes kilisenin aleyhine ayaklandı. İntikam almak için kiliseden kiliselere ağzına kadar fahişe doldurdular Fransa'da. Öte yandan Allah, kilisenin kabul ettiği Allah'ı inkar ettiler. Allah diye bir şey yoktur dediler. Kiliseye kızdıkları için Allah'ı inkar ettiler Fransa'da. Yeni bir mabud, yeni bir Allah aramaya başladılar. Buldukları bu mabudun Allah'ın adına haşa tabiat ismini koydular. Tabiat. Sonra Avrupa'ya körü körüne bağlı olan Türkiye'de aynı şekilde Fransa'yı taklit etmeye başladılar. Eğitim programlarımız tamamen Fransa'dan taklit edildi, alındı. Eğitim programlarımız tamamen Fransız eğitim programı olarak alındı. Oradan alınırken tabiat kelimesi de aynen alındı, taklit edildi. Birçok kanunlar, adetler ve bu arada tabiatçılık da körü körüne Fransa'dan, Avrupa'dan aynen ithal edildi, taklit edildi. Okullara geçti, kitaplara geçti. Okullarda okutulmaya başlandı. Allah yerine tabiat kelimesi kullanmaya başlandı. Dolayısıyla ilim ile dinin arası açıldı. Cami ile okulun arası açıldı. Görüyor musunuz? Aradan zaman geçti. 20. asrın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi Fransa'da devlet adamları dindar. Hepiniz biliyorsunuz, meşhur bir Fransız devlet adamı vardı, uzun boylu. De Gaulle. De Gaulle öldüğü zaman Charles de Gaulle kilisede cenaze merasimi icra edildi ve kilisenin bahçesine gömüldü herif. Önce öyle başladı, sonra Fransa'da devlet adamları dindar oldu. Tam aksine halk dinden uzak yetişti. Fuhşun, felaketin içine atıldı. Eski halin tersi meydana geldi. Bizde ise halk dindar, ahali Müslüman olduğu halde milli eğitim okullarda hala tabiatçılık öğretiyor. Hatta daha sonra anlatmak istediğimiz embriyon safhalarında biyoloji öğretmenlerinden birisi tabiatçılığı anlatmaya çalışıyor. Okullarda şimdi çok kötü durumlar var. Biyoloji öğretmeni, yani canlılar alemini anlatan biyoloji diye bir ders var lisede. Lisede biyoloji dersi var. Bu dersi okutan biyoloji öğretmeni giriyor sınıfa. Sınıfa giriyor, tabiatçılığı anlatıyor. Çocuklar, her şeyi tabiat yaratmıştır diyor. Biyoloji öğretmeni. İkinci derse giren din dersi öğretmeni ise Allah'ın kainat üzerindeki tasarrufuna işaret ediyor. Hücreyi yaratan Allah'tır, insanı yaratan Allah'tır diyor. Biraz sonra biyoloji öğretmeni derse giriyor. Din dersi hocasının sözlerine inanmayın, Allah yoktur diyor. Okulların durumu bugün budur. Milli eğitim sisteminin hali bugün budur. Din dersi hocası giriyor, Allah yarattı diyor. Din dersinin icabını anlatıyor. Din dersi hocası sınıftan çıktıktan sonra biyoloji ve tabiat bilgisi hocası içeriye giriyor. Sakın din dersi hocasının dediğine inanmayın. Onun dediği gibi Allah mallah yoktur diyor. Okulların durumu böyle bugün. Ne bekliyorsunuz bu okullarda? Ve talebeler karşınıza dikiliyor. Geçen sene ben gittim mektebe. Din dersi hocası olarak gittiğim zaman aynı şeyleri gözümden gördüm. Talebeler geliyor, kızlar, oğlanlar. Hocam diyor, siz geliyorsunuz, hücreyi yaratan, biyoloji kanunlarını yaratan Allah'tır diyorsunuz. Siz çıkıp gidiyorsunuz, biyoloji öğretmeni geliyor, Allah diye bir şey yok, tabiat yarattı diyor. Biz hanginize inanacağız diyorlar. Zavallı çocuklarımız, perişan yavrularımız. Ya işin garip tarafı, din dersi öğretmeni biyoloji hocasına inanmayınız diyemiyor. Din dersi hocası okullarda kalsa da çocuklar biyoloji hocasına, biyoloji öğretmenine inanmayınız dese derhal tahkikat açılıyor. Laikliğe aykırılıktan derhal tutuklanıyor. Fakat
biyoloji öğretmeni girip de çocuklar din dersi hocasının sözüne inanmayın, Allah yoktur dediği zaman bu öğretmen tutuklanmıyor, alkışlanıyor. Gördünüz mü felaket? Bu memleket kurtulur mu kardeşim? Bu memlekette okul namına bir şey olur mu? Akıl namına bir şey kalır mı? Din dersi öğretmeni, biyoloji dersine inanmayın, biyoloji dersine gelen öğretmene inanmayın dediği zaman laikliğe aykırı oluyor da, biyoloji öğretmeni, din dersine inanmayın, Allah'a inanmayın dediği zaman niçin laikliğe aykırı olmuyor? Ve bu sual kafanıza şimşek gibi çakması lazım.